Tam olarak aslında onu söylemeye çalıştım. Çünkü hep gelen sorular üzerinden de hani bir tarafıyla bakıyorum. Gelen sorular da hep şöyle geliyor. Ya siz ne anlatıyorsunuz? %45 45 mi gerçekten enflasyonda ne anlatıyorsunuz siz diyorlar. İşte bu beklenen enflasyon yöntemiyle bir faiz oranı bugünden bir yıl sonraya belirlemekle geçtiğimiz bir yıldan bugüne gelen enflasyonla karşılaşmak ve onunla yaşamak mecburiyetine kalmak birbirinden farklı şeyler. Şimdi bu şeyi İzninle şunu söyle attığımıza göre diyebilir mi, ettin mi? Merkez Bankası meselesine tabii. Bu biraz şöyle anlatmak lazım. Arkadaşlar, bugünkü enflasyon, yani açıklanan bugün elimizdeki işte 90'lara kadar giden, şimdi biraz gerileyen enflasyon geçtiğimiz 12 ayın enflasyonu. Biz o golü yedik kardeşim. Tamam mı? O santrası yapıldı onun. Oyun bir daha başladı. Ya yani vara falan da bakmadılar çünkü. Şey gibi gol yani böyle. Nefis. Biz o golü yedik hep beraber. Şimdi dolayısıyla insanları çok iyi anlıyorum. Aynı dert bende de var. Ama oraya takılıp yaşarsan bu sarmalın içinden çıkma ihtimalin yok. Burada doğrusu yapılması gereken vatandaşın, yatırımcının güvenini kazanıp gerçekten yüksekse yüksek kardeşim yani. Önümüzdeki 12 ayda bu ülkede enflasyonun ne olacağı konusunda bir görüş birliğine, bir toplumsal mutabakata insanları getirebilmek. Bunu getirebilirsek bu sorun çok kolay çözülecek. Ama sürekli ya o golü de ne yedik be arkadaş, ama güzel yedik ha falan filan diye dönüp arkana baktıkça bil ki ikinciyi yiyeceksin ve ondan sonra maçı çevirmen daha da zorlaşacak.